Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 13. Spor Şurası ülkemiz sporu açısından önemli. Siyasilerin de vurgu yaptığı gibi gelecek yıllardaki ülke spor politikasını belirleyecek kararların, tavsiye kararlarının alınacağı bekleniyordu. Bugün son gün şurada çok değerli bir konuğum var. Onu siyasi yazılarla, memleket meseleleriyle bilhassa çok iyi tanırsınız ama arada beni kırmayıp programıma da gelen çok değerli büyüğüm Hasan Aztürer, gazeteci yazar. Aynı zamanda camiamızdan biri, kopamayacak bir isim Hasan Aztürer. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde geçmiş yıllarda, uzun yıllar önce başkanlık yapmış çok değerli bir isim. Evet, hoş geldin Hasan Hocam. Hoş bulduk sevgili Yeşim. Hem teknik ekipteki arkadaşları selamlıyorum, kucaklıyorum. Hem de sesimizin, görüntümüzün gittiği her yere en güzel dileklerimizi bir günaydın sözcüğünün içine yerleştirerek gönderiyoruz. Evet, tabii ki yoğunluğunuzu da bilirim. Siyasi işler çok farklı, gündem yoğun, gündeminiz yoğun. Organizasyonlara gidiyorsunuz, yerinde inceliyorsunuz, siyasilerle birebir görüşmeleriniz var, yazılarınızı. Birinci ağızdan bu parmakların çalıştığını çok yakinen geçmiş yıllardan bilirim Hasan Hoca. Gerçekten çalıştık tabii. Ama tabii ki çok ama, güzel yıllardı. Sevgili ismimi şunu söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın, spor yapar gibi yapın derim. Yani sporun içerisinde kavga yoktur, mücadele vardır. Ve evet, bu örneklerde yazılarınızda var. Yani var. Onu yaptığınız zaman yani çok da canınızı yemeyeceksiniz. Hırs, hele ihtirasınız olmayacak. Onun dışında her şey, evet, gün başlıyor. Bazen bir kamyon sesi, bazen çöpçülerin konteyneri fırlatma sesi, bazen horoz sesi, bazen ezan sesi. Neticede ses bir hareketi yansıtır aslında. Yani gırtlaktan bile çıkan bir ses olsa, sabit duranın çıkardığı ses bile gırtlakta bir harekettir. Onun için sporu, hepsini böyle sporla bağlantılı olarak okur değerlendirirseniz, nasıl ki bir müsabakaya herkes kazanmak için çıkar ama önemli olan oyunun sonunda eğer biri kazanmışsa, hı hı, öncelikle scoreboard'da daha az neticesi olduğu için kaybetmiş sayılanın gidip kazananı tebrik etmesi gerekiyor. Biliyorum geçmişte senin de yoğun ilgin bu tenis. Tenis ben bütün spor dalları içerisinde farklı bir yere koyarım. Neden derseniz, teniste çok ciddi bir şey vardır. Bir hem oyun içerisinde hem de tribünlerde bütünlüklü bir senkronize bir fair play anlayışı vardır. Biliyorsunuz hem sizin hareketiniz size sayı getirebilir, hem rakibinizin bir hatası size sayı getirebilir. Evet. Ve hatada alkışlanmaz. Hata alkışlanmıyor, onu söylüyorum. Yani belki futbolda kendi kalesine gol atan bir oyuncuya gidip de özür dilenmez. Ama futbolun da önemli fair play anlayışları var. Geçen çok akşam acımasız oluyor da ama şeyi de görüyorum ben futbolda. Geçenlerde hasbelkader böyle geç saat bakıyorum. Uydu'da kaç ne kanallar var? Şu anda anımsamadığım bir Anadolu'dan bir kanalı görüyorum. Hı hı. Ve bir iki tane eski spor adamı, biri kalecilik yapmış, diğeri de yöneticilik yapmış. Anlatıyorlar. Bir pozisyon oluyor. O zaman var filan da yok tabii ki. Ve bir tereddüt var. Kaleciye soruyorlar. Yani top, sen bu topu çeldin ama bu top sence kale çizgisini geçti miydi? Kaleci diyor evet gol diyor. Ve evet, o gol takımın küme düşmesine neden oluyor. Ancak, ama sporun güzeli yok. Işte, evet. Ama tamam, ama bunu diğer taraftan da biliyorsunuz, yıllar evvel Maradona eliyle gol attı. Hı-hı. Dünya Kupası'nda sonuç etkilendi. Hı-hı. Ve kalktı Maradona, dedi ki bu el dedi Tanrı'nın eliydi. Yani Allah böyle istedi, ben de elimden bu golü attım dedim. Yani her zaman söylüyorum sevgili eşim, sporu iyi okuyun. Ve
siyaset yapacak olanlara, ülkeyi yönetecek olanlara, kurum kuruluşlarda görev alacak olanlara bir sporun kültürünü bir anlatın. Eğer sporun kültürü doğru olarak içselleştirilirse o anlayışla BRT'yi de yönetirsiniz, en büyük şirketi de yönetirsiniz, bakanlıkları da yönetirsiniz, ülkeyi de yönetirsiniz. O anlayışla yani ben her insanın önce sporla bir buluşması vardır. Şimdi o yoktur, önemli. O yoktur şimdi belki ama futbol neden çok kolay seviliyor? Çok kolaydı futbol. Yani eğer sayınız yeterliyse böyle mahallenin bir yerine iki tane daha taş koyarsınız, bu kale oluyor. O iki tane de o bir tarafa koyarsınız, o da o bir takımın kalesi oluyor. İki taş, yükseklik falan yok, çizgi de yok. Tamam mı? Yoksa tek kale oynuyorsunuz. İki korner bir penaltı diyebilir. Kendine göre kurallar koyuyorsunuz. Ve düşünün çocuklar hakemsiz oynuyor. Evet. Çocuklar hakemsiz oyun oynuyor. Büyüyünce insanların hakeme daha fazla ihtiyacı oluyor. Evet. Yani çocuklar temiz ruhlarıyla beraber futbolunu oynayabiliyor. Ve tamam derler. İşin temiz, güzel yapılması. Tabii yani, ama yani onun için çok sağlıklı bir şekilde sporu bu kültürel olarak yerleştirsek, o ahlakı yerleştirsek göreceksiniz ki hayatınızda pek çok sorun yaşanmaz. Yani aynı iş yerinde terfi edecek biri, o iş yerinde olanlar bilir hangisinin daha çok iş yaptığını. Yani biri gideyim ben torpil bulayım, senelerim benim de tutar demez. Yani şimdi birini futbol takımının antiteknik direktörü yaptılar. Oğlunu gor mu kaleye? O da nasıl gor, galeci de yiyecek. Golü engel olacak bir galeci ister. Forvet'te de ileride de gol atacak birini. Hadi kardeşin ne oldu da santrafor olsun, her maçı da kaybetsin. Doğru yere doğru kişiler. Doğru yere doğru kişiler. Yani bu kadar. Peki basit. Hocam, bu gelişin ardından, bu güzel gelişin ardından 13. Spor Şurası. Bilemiyorum yani programınızın da yoğun olduğunu biliyorum. Takip ettiğiniz işte yazılarınızdan da son dönemdeki birkaç yazıya da göz attım. Gündem tabii ki, ama spor da ciddi bir politika gerektiren bir kısmı ve çok önemli. Kaldı ki Türkiye'nin Gençlik ve Spor'dan sorumlu bakanı Bakta ülkemizdeydi ve bu açılışta bulundu. Bayağı da bir temasları oldu Osman Aşık'ın. Bakın siz dışarıdan öncelikle ne kadar takip edebildiniz? Çünkü bugün artık son gün, şu anlarda tavsiye kararlarının genel kurula sunulması, onayının alınması, daha sonrasında da 3 kişilik spor dairesi genel yönetim kurulunun üyesinin belirlenmesi var. Spor dairesi var. Genel yönetim kurulunun 3 üyesi. 3 üyesi, evet. Evet, evet. Çok daha doğru bir cümle oldu Hasan Hocam. 7 komite vardı. Öncelikle bir takip etme şansınız oldu mu? Bunu sınırlı bir sorayım. Tabii yani medya boyutunda takip ettim. Gidip de mekanında takip ettim. Şimdi tesisleşme en önemli konulardan biri. Sayın Bakın görüntüsü de geliyor. Türkiye'de son yıllarda ciddi bir atılımın olduğunu anlattı açılışta. Tesisleşmenin ne kadar arttığını, okullara tesislerin yapıldığını, birçok başarılı sporcunun kazanıldığı ve sporun gücünden bahsetti. Çünkü Türkiye'nin gerçekten ciddi başarıları var. Organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Atılımlar ortada. Bizim de en büyük eksikliğimiz tesisleşme. Cumhurbaşkanı da, başbakan da. En büyük eksikliklerimizden biri dersek, çok özür dilerim samimiyetle konuşuyoruz. Yani eğer tesisleri halledersek bu işler hallolacak demek kolay değil. Çünkü sporu değil, çok bütünlüklü bir politikayla. Yani, ama tesisin olmayışı hocam, yani insanların spor yapacak alan bulmalı. %100 bunu hiç tartışmam sizle. Yani burada itirazım yok. Ancak sporun çok bütünlüklü bir politikayla yönetilmesi gerekiyor. Hı hı. İsmi önemli değil. Bir espriyle anımsatacağım. Yıllar evvel Spor Bakanlığı'nın bir müsteşarına sordum. Spor politikamız ne olması lazım?
Ve bana demişti ki spora politika karıştırmamak gerekir. Evet. Şimdi bu yanıttan sonra devam etmedim. Şimdi neden ben spora bu kadar önem vermeme rağmen spor şurasına çok yoğun bir ilgi duymadım? Tamam, bu şahsi bir yorumdur yapacağım. Çünkü sonuçlarıyla ilgili beklentimin yüksek olması, geride kalan 12 şuranın sonuçlarına bakarak buraya baktığım zaman burası yeterince iyimser olmama fırsat vermiyor. Ne kadarı çünkü, hayata geçiyor hocam o yıllarda? İşte bu yani şimdi baktığınız zaman zaten alıştık ve siz de çok güzel ifade ettiniz. İstişare niteliktedir bu neredeyse. Tavsiye kararları çıkıyor. Evet. Ve halbuki bunların bu içi dolu olması lazım bir. Yani böyle hayali önerilerde yapılmaması. Çok değerli fikirler üretilmiştir. Her zaman için hocam, üretildi. Olmuştur. Ben birinci spor, biz birinci spor şurasına Spor Yazarlar Derneği olarak katıldığımızı ve belki de o günün şartlarında en kapsamlı katkıyı arkadaşlarımızla birlikte dernek olarak yaptığımızı geçmişten bugüne bir aktarım olarak seslendirmek istiyorum. Ve kritik dönemlerde Spor Yazarları Derneği'nin kuruluşunu ben ülkemizde sporun çok yönlü değer evrimine katkı koymak bakımından tarihi bir kilometre taşı görüyorum. Çünkü spor yoktu, futbol vardı. Futbol da topudu. Toptur. Yani bunun gelişimi ve politikaları olması gerekiyor. Olmadığı için biz, hatırlıyorum ben ilk şurada demiştik ki bütçeye ayrılan kaynak sınırlıdır. Evet. Bu sınırlı kaynağı periyodik olarak öncelikli federasyonlar belirleyelim. Ve o federasyonları belirli bir dönem teşvik ederek evet, bir yere hocam. Getirelim. Bir yere getirelim. Ondan sonra diğerlerine kademe kademe evet. Ve takım spor, müsabaka sporları ile kitle sporlarının da dengesini tutalım. Yani evet. Müsabakadan yoksun olmaz. Ancak öncelikli federasyonların belirlenmesi çok önemli ama hocam. Öncelikli çok federasyonlar ve o branşları şimdi baktığınız zaman tabii ki ödül, tabii bizde ödülü de herkesin ödül aldığı yerde ödül almamak galiba daha onurludur. Yani ödüllendirmek çok önemlidir motivasyon açısından ama bizde yerine oturması lazım o ödülün. Yani en kolay işlerden biridir. Bakıyorum sporla ilgili kuruluşlara da. En kolay, en popüler olaylardan biri neredeyse her gün plaket dağıtacak. Her gün plaket dağıtacak. Ama evet. Sporcunun maddi manevi desteklenmesi çok değer taşır ve bu ciddi bir sıkıntı. %100'dür. Yani bunu öncelikle bütünlüklü olarak spora bir politik yaklaşım ve bireysel sporları da yani mesela şimdi en sivrilen sporcularımız vardır işte. Evet, bizi taşıyan da vardır. Teniste yeni nesil aşağıdan gelen çocuklar vardır. Voleybol var. Yani aldığınızda kaç tane spor gazetesi, spor sayfası bu sporculara hak ettiği değeri verir. Şunu hemen buraya gelmişken sorayım hocam. Sizlerin yoğun olarak 90'lı yıllar diyeyim mesela. Bilhassa o Kıbrıs Gazetesi'nin dönemi. O zamanki manşetlerle bugünkü manşetler, buna elektronik medya da dahil olmak üzere. İlk benim çok gurur duyduğum, bunu gurur duydum. Aynı zamanda Asil Nadir'in 3 gazetesi yayınlanıyordu. 3 gazete almıştı. Kıbrıs Yeni Gün ve Bozkurt. Ben Bozkurt Gazetesi'nde bir ekiple yaptığımız sayfaları Kıbrıs Türk basını açısından da çok önemli buluyorum. Kıbrıs Gazetesi'ne de katkı yaptık ama Bozkurt Gazetesi arşivleri duruyor. Ciddi bir kilometre taşıdır. Bunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Ayrı bir başlıktır belki bu ama
daha dengeli, daha profesyonelceydi. Süreç biraz spor basınının niteliğine, toplam kalitesine olumlu etki yapmamıştır. Yani bu geçenlerde de altını çizme işareti duydum ve bir makalemin başlığıydı. Bu spor alanında da kullanabilirim bu ifadeyi. Gösteriş kalitesizliğin Gösteriş kalitesi. Yakın zamanda yazılan yazı. Birkaç gün önce yazdım bu yazıyı. Üniversitelerin. Oradan başlamıştım. Toplam kalite ama yalnız orası değil. Yani bu, baktığınız zaman. Sporun hayatı 7'den 77'ye, beşikten mezara kadar spor vardı. Bakın. Yani doğmuş, yeni doğmuş bebeği bile hayata sağlıklı hazırlamak için yapılan egzersizler vardı. Yani ona biri spor yaptı. Annenin doğum öncesi, doğuma hazırlığında spor vardır. Bütün bunu çok sağlıklı planlayacaksınız. Ve sürdürülebilir bir anlayışla bunlar olacak. Sürdürülebilir bir anlayışla olacak. Evet. Tesis dediniz. Yani sorularınıza fırsat vermek bakımından derli toplu konuşmaya, kısa konuşmaya. Önemli ama yani tesis sadece bir tanesi. Sene kaçtı? İşte 90'lı yılları gelmediydik herhalde daha. Yurt Derval. Türkiye'de Yurt Derval Galatasaray'a gelene kadar Türkiye'nin o üç büyükleri, sonra Trabzon'la dört büyük oldu diyelim. Üç büyüklerin, dört büyüklerin antrenman tesisi yoktu, doğrudur. Tesisi yoktu. Yurt Derval geldi ve altyapıya önem verdi. Ki Alman ekolünün önemli bir ismi. Buraya gelmişti bizim davetimiz olarak. O zaman da Atatürk Spor Salonu yapıldı. Derval'le Atatürk Spor Salonu'na gittik. Ve sorduğu soru neydi biliyor musun sevgili eşim? Burada dedi bir basketbol karşılaşması bittikten sonra. Evet. Ne kadar sürede oyuncular duşunu alıp salondan ayrılabilir. Ne kadar sürede? Durduk düşündük. Doğru. Şimdi ben sorayım size. Duş var. Kaç sahada yani örneğin Lefke gitti Mausa da Domlupınar veya Mausa Türk Gücü'yle maç yaptı. Bittikten sonra sporcular duşunu alıp sağlıklı bir şekilde mi 1,5 saatlik yola çıkıyor. Hocam duşa gelmeden önce daha hakemlerin bile hakemlerin bile yok. Hakemlerin bile değil hepsi. Sonuç itibariyle yani genel anlamda kompleks. Biz nasıl az önce söyledim ya dedim yerler. Ki işte iki tane taşı koyuyorsunuz. Evet. Ve işte gale olur oynuyorsunuz. Doğru. Peki bakıyorsunuz bir tane saha değiliz ya. Futbol sahasıdır bu. Bakıyorsunuz stadyum. Bilmem ne stadyumu. Tamam mı? Yani bizde stadyum tanımlamasını hak edecek olan bilmiyorum Atatürk Stadı belki Lefkoşa'da tamam mı? Belki. Ama son hali perişan o da yani, dediklerine göre. Hatta son sağlamlığı önce zaten evet. Sağlamlığı tartışılıyormuş. Evet. Şimdi işte az önce söylüyorum ya abartılı. Abartılı ve gösterişe geliyoruz. Evet. Ve bütün bunları biz aşmazsak politik olarak çok önemli bir ihtiyaç duyuyorum sevgili eşim. Yani baktığınız zaman bazı kulüpler var İngiltere'de futbol club'dır der. Yani futbol kulübüdür. Bizde baktığınız zaman bizim hep spor kulüpleri vardı. Kuruluş itibariyle baktığınız isimlere hep spor kulübüydü. Aynı zamanda kültürel bir misyonu da vardı. Kulüpler. Bunu size daha önce de konuştuğumu tahmin ederim. Ülkede her türlü dinamizmin Kıbrıs Türk halkı açısından her türlü dinamizmin kaynağı, merkezi, odağı spor kulüpleriydi. Yani bu sadece
futbol açısından değil, pek çok spor kulübü tiyatro organizasyonu yapıyordu. Tiyatro. Hı hı. Bütün kulüplerde kütüphaneler vardı. Kütüphaneler vardı. Emin olun, gidin eski kulüplere bir bakın sağa sola. Bir yerlerde bu kitapları bulacaksınız. Ve bir takıma baktığınız zaman da o takımda o köyün çocukları oynuyordu. Ya da komşu köylerle beraber oynanıyordu. Şimdi kulüplerde parası olanların yönetim avantajı vardır. Hevesleri geçti. Allah kerim yani. Cemal Bulutoğulları geldi Çetinkaya'ya, parayı döktü. O gittikten sonra Çetinkaya adım adım nerelere geldi, evet, gördük. Yani ligden düştü. Yani ben kimseye şey anlamında kötü niyetle de söylemiyorum. Hayır, Akıncılar da Sevgi'nin Kali dönemiydi. Şimdi evet. Akıncılar nerededir? Evet. Nerededir? Şimdi de spor, futbol dünyamızda cömert katkılarıyla bazı kulüpleri şampiyonluğa, hatta orantısız bir şekilde ligde öteki takımların önünde bir yerlere konuyor. O insanların da bir gün hevesi geçtiği zaman oralarda ne olacağını ben tahmin ediyorum. Ve Futbol Federasyonu'nun da ben bu şurada futbolla ilgili bana bir de bir karar ver. Genelde spora mali disiplin derim mesela. Devlette olduğu gibi spor federasyonlarında da kulüplerde de mali disiplin gerekir. Gelirinize, ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Hocam çok önemli ama yani bu başlıklardan mesela yani sadece biridir diyoruz mesela tesisleşme ve bahsettiğiniz konular. Yani tesisleşmeyi ama... sevgili yeşim burada söyleyeyim. Evet, tesisleşme çok önemli. Yatırırsın, çok avantajımız var bizim. Çok avantajımız vardır. Ve 28 belediye, 18 belediyeye indi ya. Biz belediyelerle işbirliği içerisinde tesisleşmeye bir çare bulacağız. Biz bunu halen başaramıyoruz. Şunu diyeceğim. Açacaksınız haritayı önünüze ve menzil koyacaksınız. Diyeceksiniz ki şu kadar aralıklarla şu nüfusa hitap edecek şekilde kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kapalı spor salonu, salon oyunları. İklim özelliklerimiz olduğuna göre örneğin voleybol, basketbol, futbol atletizm, zaten öyle. Pist hocam. Bunları ekliyor. Ama diyeceksiniz ki ya atletizm pistini nereye yapalım? Bir tane yapalım İskele Karpaz bölgesine. Bir tane yapalım Lefkoşa'ya. Bir de yapalım Batı'ya mesela. Üç tane. Spor salonları nerelerde? Üç veya dört tane de spor salonu koyalım. Teşvik edelim. Nitelikli futbol sahası yapalım. Bakın stadyum demiyorum. Seyirci evet. kapasitesi, seyirci nitelikli. Konforu, seyirci konforu olsun, zemin özellikleri olsun vesaire. Yani artı. Kaç tane isterek? Şimdi bakıyorum. Değirmenlik Belediyesi'nin içerisinde kaç tane takım vardır? Yani ille de her köyde mi olacak? Yoksa belediye sınırları içerisinde bir iki tane doğru dürüst saha mı yapalım? Evet. Hatta federasyonla anlaşalım. Pazar günü arka arkaya iki maç oynansın. Farklı liglere göre. Seyirci gelsin. O sahanın etrafına belirli bir sosyal, kültürel aktivite yerleştirelim. Yani guru yemişçisi gelsin, lokmacısı, kebapçısı, şamişçisi gelsin. Daha bir gelsin. Şölen havasında gelsin. Şölen havasına gelsin. Ve... Yani her köye bir saha yapacağıma, her yani ulaşım alanına göre bir belirli yerlere yerleştirir. Finansman konusu çok önemli. Sponsorluğa... Finansman saha teknik altyapı. Bir şey söyleyeyim. Türkiye bugün bizlere çok cömert davranıyor. Yani Türkiye her yıl bilmem şu kadar salon yapacak. Bir tane de bize yapabilir. İki tane de yani... İdeal olan bizim kendi olanaklarımıza bu ülkede imkan vardır onu söyleyeyim size. Yani hiç tartışmam bunu. Ve biz altyapı işini ama belediyelerle beraber çalışmamız gerekiyor ki yapmak değil idame ettirmek önemlidir.
Altyapı sorunumuzu biz kesinlikle 5 yılın içerisinde çözeriz. 5 yılın içerisinde 10 yıl, 15 yıl, peki 20 yıla dönük, 25 yıla dönük. Nasıl ki yerel yönetimler toprak yolları yaparken altyapılarını der ki, gel der, telefonu, su, haberi hepsini hallederler, çekerler yolu, asfaltı dökerler, başkası kazmaz artık. Evet. Yani bugün bu sahalarda buna ihtiyaca göre yeniden yapılır, bir defa yapılır. Yani zor bir şey değil ve dönersiniz bunu okullarla beraber, okullardan başlayarak, evet, sağlıklı en bir önemli şekilde. Yerler. Hayır, o tıp insan organizmasını bilen bir anlayış. Bir test yapar bu çocuğun yetenekleri, çocuğu tespiti. Bu boyu ne kadar olacak belli, kas yapısı belli, yetenekli. Bunlar önemli konular hocam yani. Tamam. Birkaç kez yapılmış ama daha bir yarı buçuk yapıldı. Bilinçli. Yani bunu yapacaksınız. Eğitmenler. Takip edeceksiniz. Evet. Çocuk gider ille uğraşır, basketbol oynasın. Meğer çocuğun tenise, evet, altyapısı daha güzel. Yeteneklerin tespiti, takibi. Yetenek tespit edecek ama yani bu herhangi bir üniversitede araştırma tezi değil. Bu bir politika olacak bunları. Ama bunu yapacaksanız da bütün bu işleri yapacak insanların donanımlı olması gerekiyor. Hı hı. Tekrar liyakata geliyoruz. Liyakat derler ki öğretmenlik, hemşirelik sevgi meselesidir. Bütün uğraşlar sevgi üzerine kurulur. Evet. Yani sevecek ve yapacak. Hı hı. Şimdi doğru dürüst spor geçmişi yok. Spora ilgisi yok. Sporun, fiilen spor yapmakla sporun yönetimi ayrı meseledir. Yani spor yönetimi farklı bir meseledir. Bunlara yetiştim. Evet, yani bir politikanız olacak. Bunları konuştuk. Artık politikanız olacak. Yani insan yetiştirme bağlamında. Yani hem sporcuları yetiştireceksiniz, hem teknik elemanlar. Şu açıdan malzeme, yani belli ki hele de anadal, atletizm, jimnastik, bunu daha önce yapılan Eurofit, sonrasında tabii ki yapıldı, hiçbir şey açıklanmadı. Yakın bir zamanda Türkiye'den bir ekip gelmişti yetenek testi için. Ama bilinen bir şey var ki bu ülkede atletizme, jimnastik, voleybol, bu biraz atletizm ve jimnastik gibi anadallara yatkınlığın olduğu biliniyor. Alınan başarılar var. Ama bu başarılı sporcuların desteklenmesi, bu daldaki sporculara, yani bu yetenekler belirlenir, takibi olur. Ama devamlılık çok önemlidir. Tam ve teşviki çok önemlidir. Bu hedef koymak çok önemlidir. Işte. Tam da bunu söylüyorum. Yani şimdi gidin, lütfen imkan varsa yakında gazete arşivlerine git. Hı hı. Yıllar evvel bu 74 bizde pek çok olanağın doğmasına rağmen bazı şeyleri de dikkat dağınıklığını yaşadık. Yani gençlerin ilgi alanlarını dağıttık. Yıllar evvel özellikle liseler arası atletizm şampiyonası, hı-hı, futbolun önüne geçerdi. Bakınız. Liseler arası atletizm şampiyonası, evet, böyle mini bir ulusal olimpiyatımız gibiydi. Bakınız. Liseler arası atletizm. Müthiş bir heyecan. Evet. İnsanlar başarılı atletleri bilirlerdi. Hı. Kimin ne olduğunu. Mustafa Siyami'nin yüksek atlamadaki performansı bilinirdi. Numan Kanatlı vardı. Baftan'ın, rahmetli Hüseyin Kanatlı'nın kardeşi. Tanışıklar, Sürat Hüseyin Tanışık 100 metrede başarılıydı. Mehmet Celal Mausa'dan atletler var. Yani size bir hayli sıralayabilirim. Bayan atletleri de o dönemde. Hı hı. Lise. Evet. Lise. Önemli yer şimdi, tutuyordu. O yıllardan sonraki yıllarda. Tabii onlar 80'ler, ama. 90'lar. Evet, o önemliydi. Devam etti. Hani şimdi işte şimdi bunları, kadar bunları onore etmek, bunları sahiplenmek, başarıları teşvik etmek elbette önemlidir. İşte bunları biz işte Allah'a şükür şuramızı da tamamladık. Değil. Kim takip edecek? Evet. Kim? Yani başbakanın spor servisi asın ya. Koyun bir yerlere. Ya siz bunu dediydiniz. Hı. Hayat
Program ve rapordan oluşur. Önce bakarsınız. Ben bugün sabah başladım güne. Programım burada var, devamım var benim. Ve günün sonunda da bugün yapacağım işlerin kaçını bizlere yaptım. Bizlere düşen görevler ama hocam, işin siyasilere düşen kısmıyla ilgili Sayın Başbakan da yaptığı konuşmada, açılışta borcumuzdur. Tesisleşme, bu şuradan çıkacak tavsiye kararlarının takibi, önümüzü spor politikamızı belirleyecek bu görüşlerin takibi yapılacaktır demişti Başbakan Ünal Üstel. Buradan bağlamak istiyorum hocam. Geçtiğimiz günlerde yazdığınız yazılardan, son dönemde az önce bahsettiğiniz yazılardan biri de Başbakan'la sabah bir kahvaltı yaptık, sohbet ettik. Yani. Evet. Orada geçen bir cümle vardır. Tabii ki bir takım şeyleri, işin siyasi diğer yönlerini konuştunuz ama bir yerde gazeteci bilir ama bilmesine rağmen bazen yazmamak doğrudur. Tabii ben şuna inanıyorum. Bilmeyi ben iki şey vurgularım. İnsan hakkı haber hakkının önündedir. Bir. İkincisi, yılların tecrübesiyle biliyorum. Biriyle konuşursanız, hele bir de kayıt cihazını koyarsanız önüne, hayır, kayıt cihazını koyduğunuz zaman sohbetin verimliliği dibe düşer. Ben yok, ben önce bir dinleyeyim diyorum. Hı hı. Tamam. Ama ben şuraya bağlayacağım hocam. Başbakanın bu konuşma içerisinde yaptığı bir ayrı bir cümle var ki benim dikkatimi çekti şahsen, onu soracağım size. Dünya ile kucaklaşma adına yeni bir geleceğe yelken açtığımız bu günlerde. Siz o gün bu görüşmede bazı şeylerin konuşulduğunu ama paylaşmak istemediğinizi söylemiştiniz. Şimdi bu son zamanlarda da yurt dışından bazı yazarlar vardır, ciddi dünya sorunlarını bilen, içinde olan, yerinde takip eden araştırmacı yazarlar, gazeteciler vardır. Örneğin kulağıma oralardan gelen bazı açıklamalar, işte Birleşmiş Milletler'le ilgili bir adımın atılacağı, Türk devletlerinin ülkeye kapı açacağı, daha çok uluslararası temaslar anlamında bir şeyler yapılabileceği, bunların gündemde olduğu yönünde bazı haberler, söylemler vardır. Acaba sizin önemli o gün yaptığınız bu görüşmenin içinde böyle bir şey aldınız mı? Bakınız, niyet var. Bakın, beklenti vardır. Bu beklentiler. Ancak şunu ifade etmek istiyorum ki bunlar, biz hep 40 sene evvel uzun soluklu bir mücadele dedik. Yıllar önce İsmet İnönü'nün, buradan Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'a ikisini rahmet tanıyorum. Hı hı. Ya işte şu bu dediklerinde, bu dedi Kıbrıs sorunu sabır maratonudur dedi öz olarak. Sabredeceksiniz. Ancak sabırla giderken sevgili eşim, benim hocam, kaç hadsizlik nesil, yapma, kaç hadsizlik nesil yapmıyorum geç. Ama hem Cumhurbaşkanı'na hem hükümet yetkililerine söylüyorum. Hı hı. Bizim bu işleri ileriye götürecek nitelikli kadromuz yoktur. Şimdi benim başım ağrır. Halsizim. Lazım iyi olayım. Bunu söylemeniz değil. İyi olacak. Yani reçeteyi yazmak değil. Reçeteyi alıp uygulamak önemlidir. Ve biz sporda, uluslararası ilişkiler konusunda yoktur. Yani bize her zaman Türkiye yakın davrandı. Türkiye'nin sporla ilgili bakanı da burada. Zaten ancak sorun şu. Ne kadar ilerleyebileceğimizi. Ben diyorum ki Türk Devletleri Topluluğu'nun Kazakistan zirvesine katılamadık. Özbekistan'daki evet, başka bir yere gittik. Hocam. Ancak örneğin biz önersek Türk Devletleri spor oyunları. Hadi yapalım. Orada biz, da AB'nin baskısına vurgu yapmıştınız. Yani orada söylenen budur. Tamam mı? Ne olursa olsun bir şey söyleyeyim mi? Biz rahmetli Rauf Denktaş'a yine Spor Yazarlar Derneği'ne gönderme yapıyorum. Biz demiştik ki biz sporla ilgili KKTC'nin tanınmamış haliyle,
VKKTC'nin tanınmasına göre sporda ilgili uluslararası temas açılım reçetesini biz yazabilirik. Yazabilirik. Bakır Çağlar vardı Kıbrıs kökenli. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzun süre temsiliyetini de yapmış. Biz spor ambargosunu şeye bile götüremedik. Uluslararası arenada, evet. Hayır, götürüp bunu hocam, spor davaları var. Hocam gelmişti buraya, hatırlıyorsunuz federasyonla. Tamam, evet tamam gelmiş. Ama biz hani biz konuşuyoruz, tamam mı? Yol gösterildi ama hiç o yola çıkılmadı. Çıkılmadı. Yani şimdi hep işte bekliyoruz. Şimdi ısmarladık önce, Ali'ye getirecek Salih'e hocam, olmaz. Az önce gelmek istediğim nokta da yani Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi açılışta. Yani bir noktaya kadar ilerleyebiliriz öntükalı. Ama Türk devletleri, hele de bu son dönemde bir hareketlilik var. Türk devletleriyle daha bunu başarmak biraz daha kolay görünüyor. Her türlü baskıya rağmen bu kısma bile. Türkiye'nin bize yaptığı dayanışma, katkıyı hiçbir şekilde önemsizleştirme ve itibarsızlaştırma. Ancak bizim Türkiye ile beraber yapabileceklerimiz konusunda evet, net bir yol haritamız yoktur. Allah iyiliğini versin, ciddi sağlık sorunları yaşıyor Tokay Bayatlı. Tokay Bayatlı tüm zamanlarda Türkiye'den Kıbrıs Türk'ünün spor davasına en içten dayanışmayı gösteren, yardımcı olmaya çalışan insandır. Açık ara birinci koyarım. Yani öyle gelip bir sosyal temas zenginliği yiyelim içelim değil. Ya da işte nezaket ziyareti, onu sonuç olarak. Evet, ama Kısmet Hoca da söylemişti yolu. Tamam var ama şunu söylüyorum ben. Biz evvela Türkiye ile bir yol haritasına çıkalım, çizelim. Belirli spor dallarında nasıl biz Türkiye ile daha aktif bir ilişkiye. Bakınız, yanılmıyorsam 1945'tir Kıbrıs'ta KOP'un kuruluşu. 40'lı yıllardır. Ve Türk takımları da var içerisinde. Buna rağmen uzun yıllar Rum Ligi'nin takımları şampiyon Yunan Ligi'ne gidip oynayıp geldi. 75'e kadar bu devam etti. Genellikle küme düşerlerdi o zamanki durum nedeniyle. Biz buna bir açılım, biz ne yapabiliriz? Düşünün, bizim Atletizm Federasyonumuzun, yanılmıyorsam, kuruluş tarihi Güney'deki Atletizm Federasyonu'ndan eskidir. Güney'deki Atletizm Federasyonu yıllarca Yunan Atletizm Federasyonu'nun bölge ajanı oldu, ajanlığı oldu. Tamam mı? Yani bütün bunları insan haklarına en aykırı uygulama spor ambargosudur. Ambargoların hepsi ama bu özellikle. Ama biz bunu doğru dürüst ileriye götürüp, tamam mı, bunu bir sonuçlandırmak istemedik ama şu da var ama. Yani bizim politikasızımız yine Taner Etkin Dışişleri Bakanı, Rauf Bey Cumhurbaşkanı rahmetli, Ömer Adana Futbol Federasyonu Başkanı, gene FIFA, UEFA geldi bize yardımcı, ne yapılabilir? Ve dediler ki genç takımlar oynasın. Yanılmıyorsam o zaman da bizim Gençler Ligi'nin şampiyonu Gençler Birliği, Güney'in şampiyonu AEL. Oturdular, görüştüler nasıl oynanacak. Bir maç güneyde, bir maç kuzeyde. Şeyler, daha yanılmıyorsam o zaman da kapılar da açıldı mı açılmadı herhalde. Nasıl? Çünkü açık olsa seyirci nasıl gelecek meselesi değil. Seyirciler işte 500'er seyirci gidecek. Hala Sultan'a nasıl gidilirse, Vabosullah Andreas'a nasıl gelinirse Rumlar ve Türklerin bu karşılıklı, o kurallar uygulanacak. Sahalarda işte semboller, ulusal semboller olup olmayacağı vesaireleri. Gitti Ömer Adan, yanılmıyorsam Ülker Fahri de yönetim kurulundaydı o zaman. Gittiler, dediler hani anlaştık.
Rauf Bey dedi ki Ömer Adal ve Ülker Fahri hayattadır. Dedi biz sizi yollama dedik anlaşasınız dedi. Biz sizi yollamadıydık ki anlaşasınız. Anlatabildim mi? Ve neticede hayır dediler. Gelenler gelecek barikatta inecek, sıraya girecek, forum dolduracak vesaire. Bozduk o işi. Yani biz nereden açılacağımızı, ne yapacağımızı doğru dürüst bilmeyiz. Ve bilmediğimiz için ambargo konusundaki mücadelemiz bile peki savunmasızdır. Peki bir davayla başlamalıydı hocam. Nasıl? Hocamın söylediği gibi davayla buradan... Tabii o kesin onu tartışmam, yani tartışmam zaten. Şu anda sizin güneyde milli takımda oynayan Türk sporcunuz var, Kıbrıslı Türk basketbolda. Hı hı. Omonya'da oynayan Tahsin Özder var. Türkiye milli takımlarını oluşturan sporcularımız var. Oralara da gidenler var. Peki. Ve dünyaya açılmış durumda. Onun izahını yapabilirsiniz. Ama yarın Rum dediğinde ambargo var. Yok. Ama bak isteyen Türkler gelip bizde oynar. Biz bunları doğru dürüst masaya yatıramadık. Biz törensel aktiviteleri seviyoruz. Tören. Yani evet biz bu spor şurasını, spor şurasının bir yıl evvelden hazırlığının yapılması lazım. Bir yıl önceden bu komiteler toplandığı zaman taslak önlerinde katkı koymayacaklarını açık ama ciddi ciddi hazırlıklar ve sorulduğunda nedir bu konuda ne yapacak? Cevabı olması lazım. Yani ben bu ilerlemenin son sürat olmasını arzu ederim. Peki iyimser miyim? Bugüne kadar olan tecrübeler... Başta olmadığınızı söylediniz. Onu söyledim. Bugüne kadar tecrübeler yok. Yani şimdi Türkiye'nin spor bakanı geldi ve varlığıyla bize onurlandırdı. Bu bir tarihi fırsattır. Hı hı. Biz buradan ne çıkaracağız? Yani örneğin turizmde bizim tanıtımlarımızı Türkiye Turizm Bakanlığı yapar. Geçen yıl yanılmıyorsam 75 milyon harcadı bizim tanıtımımız için. Yani bizim Turizm Bakanlığı'nın harcamasının... Orada en büyük tanıtım spordaki başarınız, Doğukan'ı, Merve'yi konuşmak, bu sporcuları kullanmak. Tamam ama peki bu sporcuların bir dakika bu sporcuları biz Türkiye basınından Türkiye kamuoyuna taşıdık mı? Hangi Türkiye gazetesinde gördünüz? Çok minik minik yerlerde federasyonların kendi sayfalarında. Soruyorum ben peki. Yani Türkiye'deki başarı bile futbolun diğer dallarda bayağı gerisinde kalabiliyor. Tamam ama soruyorum sevgili Yeşil. Evet. Bizdeki sporcuların başarısının ele alındığını görmedim tabii ki. Evet. Görmedim tabii ki. Tamam, yani şimdi biz hep söylüyorum. Bırakın ya dünya tanıtımı. Gelin biz Türkiye'yi tanıtalım. Evet, kendi içimizden başlayıp sahiplenip yola çıkmamız lazım hocam. Kendi içimizde bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Ama bunu herhangi bir siyasinin iki dudağının bir hareketine bırakmayacaksınız. Olağanüstü bir başarı olursa ekstra karar vereceksiniz. Ama onun ötesinde elbette o sporda ödüllendirme önemlidir başarıyı. Evet. Kendi kriterlerimize göre bu başarıları belirleriz. Ve ödüllendirilmesinin onore dediğim gibi... Bu toplumda en ucuz iş ödüllendirme oldu. Hayatın yalnız sporu kastetmiyorum. Genelde var. Halbuki... Ama en büyük eksikliklerden biri de budur hocam. Gerçek sporcu... Hayır ama gerçek ödüllendirme eksiktir. Tamam. Gerçek, öyle dersek bakınız, daha doğru olacak. Gene bu ülkede sporda en nitelikli ödüllendirmeyi Spor Yazarları Derneği getirmedi mi bu ülkeye? En nitelikli. İsimlerle özdeşleştirerek hem evet, isimleri... Yılın Oscar'ları denilen spordaki ödülleri mi konuşuyoruz? Spor, hayır ama hayır. Biz Üstün Hizmet Ödülü, evet. Yılın Meta Adanır Ödülü, Zülhigar... Evet, bu yılın ödülleri
biz getirdiğimiz zaman ödül verdiğimiz ödüllerin şekli bile bir ayrıcalığıydı. Evet, doğrudur. Ve veriliyor. Kriteri vardı. Şimdi çok da kriter yoktur. Öyle diyor. Yani işte dediğiniz gibi gayet işte biz kendi kendimize bilmem modanın Oscar'ları, sporun Oscar'ları diyerek peki birinin haberi mi var? Ya bazen öyle bir durum olur ki ödül alan bile gelmeyebilir ödülünü almaya. Yani bütün bunları az önce konuştuğumuz toplam kalite meselesi. Hayatın her alanında da sporda da toplam kalite önemlidir. O kaliteyi her yere uyarlayacaksınız. Ve alan aldığıyla gurur duyacak. Yaşam biçimi olduğu zaman ve bu bir kültür olarak benimsendiğinde zaten gerisi gelecektir. Değil mi hocam? Ama tamam elbette işte bunu bir şey söyleyeyim mi? Zaman zaman görürüm. Bakarsınız bir üniversite alakasız bir bakanlığa bağlı. Bak. Spor. Paylaşılmış spor dairesi verilmiş Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'na. Bunları kısa geçmişten bahsediyorum. Hı hı. Bu kadar şey mi? Bir daha gelir ya. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Orada olacak. Biz sevgili Yeşim, bir iddiaya göre 50 binin üzerinde 100 bine yakın yabancı öğrenci var. Öğrenci var. Bu öğrencilerin tümü aktif spor çağındadır. Aktif spor çağındadır. Biz üniversitelerin peki bu potansiyeli... Yaralanma var hocam. Üniversitelerinde, üniversite oyunlarında. Yok demedim ben zaten. Yararlanma yok. Ancak yeterince böyle sağdan soldan getirerek paralar vererek vesaire değil. Bu gelenlerin içinde var mı? Biz bunlara, üniversitelere der misiniz ki sporda şu kriterleri olan öğrencilere burs olanağı verin. Vereceğiniz bursun %50'sini de biz vereceğiz size. Böylece sporcu gelsin. Amerika'da üniversitelere, evet. Amerika'da okumayı hedefleyenler ne vardır? Başarılı bir evet. İlerlediğim dalda önüm açık. Hayır evet. Gideceksiniz. Siz bilmem atıyorum mühendislik okuyacaksınız ama sporda bir performansınız varsa, bir başarınız evet. varsa. Üniversiteler kapıyor hocam. Yani şimdi sevgili yaşım biz Amerika'yı keşfediyoruz. Hedef önünün açık olması. Ya ama bunun hepsi ayağı yere basan önerilerle, açılımlarla. Aslında bu konuda da biliyorsunuz hocam yani burs milli sporculara burs imkanı burada da bir yakın zamanda bir protokol imzalandı. Ama şimdi bir şey söyleyeyim biz yani tüm bunların evrensel doğruların bize uyarlanmış haliyle şekillersiniz prensipleri ve olur. Anlatabilir miyim? Yani bir ülkede ekonomi veya turizm yani hayatın her alanı insan gerektirir ekonomiye bağlı. Spor da insan ister. Bu arada son dakikadayız hocam. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir dakikanız var. Yani şunu söylemek önemli istiyorum. Önemli noktalara yani sporu bakınız. Ben 13. Spor Şurası'nı selamlıyorum. Ve buradan spor basınına çok ağır yük vermem. Ama federasyonlara bir yük veririm. Bu şura kararları takip edilmesi. Ve bu şura işte bugün itibariyle Kasım ayı 6 ayda bir soralım ya. Bu kararlar alındıydı. Doğrudur. Yani sizler de program yapınız. Diyelim ki biz en azından 6 ayda bir olarak. 6 ayda bir bu programda yani işte komitelerin başlıklarını söylediniz. Yarın bu bir kitapçığa dönüşecek kararlar. Evet, 7 komite. Evet, bakalım kaç tanesinin önünde takvimleme vardır. Söz verildi hocam siyasiler tarafından. Yani biliyorsunuz tabii ki benim için söz senettir. Bizim siyasilerimiz de verdikleri sözü tutma bakımından dünya şampiyonudur. Onun için madem söz verdiler
Ben sözlerini senet kabul ediyorum. Hocam bu arada bu sözünüzün üstüne ben de gerçekten herkes umutlanmak ister. Çünkü biz de bu şeyin önemli bir parçası. Umudu yitirmeyeceğiz. Evet. Sayın Başbakan 2024'ten yapılacak spora ciddi bir atılımdan bahsetti. Dediğiniz gibi dileriz hem bu değerli tavsiye kararlarının hayata geçmesi noktasında takip süreci hem de tesisleşmeden başlayarak her şeyini sizin de bu altını çizdiğiniz önemli noktaların yaşam bulması. Olabileceğine inanıyorum. Olabilirliğine inanıyorum. %1 milyon inanırım. Yeter ki birilerinin öncelikli gidelim. İster misiniz bir şey söyleyeyim? Bize 3 yıl müsteşarlıktan öte belirli bir süre spor bakanlığı olsun ama doğru dürüst, profesyonel, önceliklerini bilen. Yani bu hükümet bir bakanlığı, nasıl önceliklisi var ya, öncelikli evet. Konularla yani bir bakanlık 2 yıl süreyle spor bakanlığı olsun. Evet. 2 yıl süreyle uyuşturucuyla mücadele bakanlığı olsun. Devam ederim bu şekilde. Bence bu programı sonuçlandırırken sporumuzun dolu dolu bir spor bakanlığına ihtiyacı var. Evet, çok teşekkürler değerli hocam. Güzel bir spor sohbeti oldu ama süre yetmez tabii ki. Sizin de konuşurken süre yeterli olmaz. Çok teşekkür ederim. Ben önümüzdeki aylarda inşallah yine bu konuları masaya yatırırız. Gelişmelere bakarız, değerlendiririz sizin de Hasan Hocam. Katılımınız için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere, düşüncelerine bir miktar dürtü malzemesi bıraktıysak ne mutlu bize. Eminim. Değerli izleyenler, tamamlıyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta yayın akışında bir değişiklik olmaması halinde biz burada olacağız, bekliyoruz efendim. Sevgiye saygılarımızı göndererek ayrılıyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdilik hoşça kalın.